Deli Hikmet oylaması oldu biliyorsunuz ki. Bu oylamadan sonra adada bir sohbet gerçekleşiyor. O görüntüleri bir izleyelim ilk defa. 800 oy mu kullanılmış? Kaçta? 800 bin. 800 bin. 820 milyon neredeyse. Aynen. Bütün Türkiye deli olduğunu düşünüyor yani. Sadece ben değil. Faros Kaplan'ın deli. Ve şu adada beni kavgaya sürüklediğin için senin yüzünden ben de deli damgası yiyeceğim. Evet. Habire bana bulaşıyorsun. Sen avukatsın ya. Oo, ona laf söyletme. Avukat Sude. Avukatlığıma laf söyletmem kardeşim. Abi 800 bin kişi bana Deli Hikmet yakıştırması yapmış. Abi buradan 800 bin kişiye sesleniyorum. Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok doğru bir karar verdim. Bana Deli Hikmet diyebilirsiniz. Sadece mahallede arkadaşlarım bana Deli der, Deli Hikmet der. Önemli değil abi. Deli olma, akıllı olup dünyanın kahrını çekmektense deli olayım, dünya benim kahrımı çeksin. Vay! Çok evet, ağır girdi. Güzel şey. Sen güzel bir kahırsın. Ne ya, güzel söz. Seni burada. Evet. Faydalı bir kahırsın. Aynen, güzel bir adamsın. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizlere yani ne bileyim elimden gelen her şeyi... En azından olduğun gibi olduğun için seviyoruz seni. Aynen. Olduğun gibi olduğum değil yani neysem olsun arkadaşlar. İyi ki delisin yani... abi. Abi sen bu deli olmasan burası çekilmezdi. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu çile çekilmez, sen olmazsan deli, ah bu Survivor bitmez. Seda diyor ki, sen sürekli beni kavgaları sürüklediğin için artık ben de bu damgayı yiyeceğim diyor, deli damgasını yiyeceğim diyor. Güzel görüntüler bunlar. Evet. Evet, ve halka söyle. Sesleniş Hikmet'ten. Evet. Hikmet şeyi anlayamam. 800 oy kullanılmış galiba diyor. Evet. Yani olayın büyüklüğünün farkında değil. Yani şu an oradalar ve hani onların milyonların izlediğini, şu an herkesin gündeminde olduklarının farkında değiller. Evet. 800 oy kullanılmış falan diyor. 800 bin kişi yorulmamış ve Hikmet için Deli Hikmet mi, Rambo Hikmet mi diye oy kullanmış. Rambo'ydu değil mi? Rambo, evet. Aslında şöyle hani bence bu seneki Survivor'ın en güzel büyüsü şu. Bu senekiler... Dışarıda ne olup bittiğini hiç hissetmiyorlar. Şimdi biz mesela gittiğimizde aynı şekilde 2015'te biraz daha böyle bilinçli gidiyorsun. İzliyorlar insanlar falan ya da tanınıyorsun falan ama şimdi mesela Hikmet şu an sokağa çıksa yürüyemez. Bunun bilincinde değil. Evet. Bora şu an sokağa çıksa yürüyemez. Bunun bilincinde değil. Ve doğal, çok doğal hareket ediyorlar. Aşırı doğal. Aşırı doğal, evet. Bu da bence Survivor'a ayrı bir tat katıyor. O yüzden bu sene daha çok hata göreceğiz. Daha çok güzellik göreceğiz. Daha duygusal olacak insanlar. Mantıktan daha uzak olacaklar diye düşünüyorum ben. Her şey çok daha doğal. Aynen, aynen. Ama Hikmet bu seneye damga vurdu. Bu kesin yani. Bence Survivor tarihinin de hani her zaman söylüyorum en iyi, en böyle hatırlanacak 10 yarışmacısından biri olmuştur yani. Ben öyle düşünüyorum. Daha bu ilk bir haftada, bir ayda. Güzel bağlamış ama. Akıllı olup dünyanın kahrını çekeceğime deli olurum. Dünya beni kahrımı çeksin. Aynen. Ve fark ettiyseniz bu Rambo Hikmet, Deli Hikmet oylamasından sonra bandını da çıkardı Hikmet. Aa evet. Doğru evet, söylüyorsun. Çıkardı yani deliye adapte oluyor artık. Rambo değilik. Ne huni mi takacak kafaya? O da orada kendine yapar bir tane. Olabilir. Takabilir. Sema sen adada olsaydın şu an neredeydin mesela? Şu an yani şu an tabii neredeydin? Muhtemelen Seda'nın yanındaydın da. Seda olmasa sen olsaydın aynı yerde seni görür müydük mesela çok merak ediyorum. Hikmet'le çok eğlenebilirdim. Hı-hı. Çünkü normalde zaten hani çok eğlenebildiğim bir arkadaşım. Çok böyle her konuşmasını ağlayarak güldüğümüz bir karakter. Hani kampta otururken bile ya Hikmet'i çağırın der herkes. Hani 30 kişilik kalabalıkta herkes Hikmet'i çağırın bir güldürsün der. Yusuf'un yanında çok otururdum diye düşünüyorum. Yusuf'un konuşmaları, sakinliği çok iyi gelir gibi geliyor bana. Hakan çok böyle saf. Hakan'ın böyle sanki onunla çok sohbet edilecek şeyler varmış gibi. Onun dışında Atakan böyle sürekli Atakan'ı silkeleyecekmişim gibi. Dur Atakan ağlama dur yapma falan böyle mesela son ödül oyununda sanki ona çok vakit ayırmışım gibi geldi. Hani kimse niye bu çocuğa gidip de bir ağlama yapma anneniz diyor falan demiyor gibi. Böyle olurdu. Mesela benim o verdiğim... yaptı ona. Hani artık evet, halka ya. Aynen. O verdiğim araba örneğinde sen kendini nerede görüyorsun? Yani araba örneğinde...
Şimdi Hikmet'in yanında bence. Hikmet'in yanında çok olacağıma eminim zaten. Çünkü gerçekten vakit geçmiyor ve nerede insan mutlu olursa orada durur. Ama burada ben mesela şunu iddia ediyorum. Seda Yusuf'a da çok şey paylaşıyordur. Hikmet Yusuf'a da çok şey paylaşıyordur. Hakan Yusuf'a da çok şey paylaşıyordur. Ama olaylar hep böyle grup grubu olduğu için evet. Biz onu olayları izliyoruz. Hani mesela adadaki şarkı söyleyen Okay'ı görmedik. Evet. O yüzden mesela Okay belki de akşam öyle bir şey yaptı ki bilmiyoruz gibi bir şey. Çok uzak olduklarını düşünmüyorum ben ya. Arada bazı sıkıntılar var, bazı insanların hani böldüğünü görüyorum. Bazen de insan arkadaşı hatalı bile olsa ya tamam deyip böyle sineye çeker ya görmemek için. Onların yaşandığını düşünüyorum. Peki Hikmet dedi ki Seda'ya, pardon Seda Hikmet'e dedi ki beni kavgalara çok sürüklüyorsun dedi. Bunun altında sizce ne yatıyordu? Yani bunun altında Hikmet'i topun altına atma yatıyor. Yani ne yatabilir? E tabii ki Hikmet'in sesi yükseliyor. Şimdi insanlar onu çok tanımadığı için Hikmet gülerken de çok yüksek güler. Yani bir şeyi yorumlarken de yüksek yorumlar. Ama ben Hikmet'i tanımasam bana bağırdığını düşünürüm normal şartlarda. Niye bağırıyor ki bu bana derim. Halbuki öyle biri ya. Seda bunu bildiği için belki de ki Seda da bilmiyor. Seda son bir ay tanıştı Hikmet'le. Belki o yüzden hani tanımıyorsunuz, etmiyorsunuz aslında gibi koruma bir şeyleri mi var acaba? Ya da gerçekten Hikmet'in gazıyla belki de yapmayacağı şeyler yapıyor. O da olabilir. Yani onu çok yorumlayamıyorum ama insan ne olursa olsun yanındaki arkadaşı hatalı oluyor, hatasız oluyor. İyisinde de kötüsünde de arkasına durmaya çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. Ecem biraz gerginliğini üzerinden atmış olabilir mi? Mesela Ecem bana bir haftadır falan daha bir sempatik geliyor böyle. Hani ilk haftalar da öyleydi zaten. Daha az konuşuyor çünkü. Ya şöyle evet bak bir iki tane hayır doğru söylüyor insan. Bir iki tane olayda gerçekten çok yükseldi Ecem ve evet. Hani yanlış yukarıdan bakması yükseldi. Da evet yanlış yerlerde yükseldi ve yukarıdan bakması bizde çok tepki aldı ama Ecem aslında sakin olsa yani şurada gözüktüğü gibi böyle hani çok şey böyle hani az konuştuğu zaman güler yüzlü oyunlarda da iyileştiği zaman ben iyi olacağını düşünüyorum mesela Ecem'in. Sizin fikriniz ne İhsan Bey bu konuda? Ne kazanmışız dün? Hesaplardayım şu an yok. Birazdan Saadet soracak. Hakan ne yapmış bu hafta? Bora ne yapmış diye ona hazırlanıyorum ben. Tabii. Ben mi söyleyeyim? Söyle. Ecem. Söyle. Ne oldu sen söyle. Hayır yok söyle. Ne diyeyim? Ecem ne düşünüyorsun Ecem hakkında? Ecem'le ilgili zaten benim söylediğim şey az konuşmaya başladığı zaman sempatik duruyor ya. Evet. Ya Ecem en büyük puan kaybını Kaan'la olan tartışmasında yaşadı bence. Onun dışında şey ben mesela Seda'dan sonra Ecem'in bu adada çünkü geçmişine baktığın zaman bu adada böyle Seda gibi başarılı olabileceğini düşündüğüm yarışmacılardandı. Ama işte bir talihsizlik geldi başına. Ondan sonra da biz bir daha görmedik. Becerikli olduğunu şuradan anlıyoruz. Sakat haliyle çıktığı birçok yarışta bir şeyler kazanıyor. Yani sakat sakat gidiyor mesela atışları o kadar iyi ki demek ki bireyselde bir şeyler yapıyor. Sembol kazanıyor, iletişim kazanıyor, bir şeyler kazandı sonuçta. Dolayısıyla da ben böyle Ecem'in hızlı da bir yarışmacı olduğunu bildiğim için İstanbul'daki denemelerden, parkurlardan çok ümitliyim. Hala daha ümitliyim aslında. Ama ayak sakatlığı ona böyle bir şey yaptırdı. İster istemez geri attı Ecem'e. Evet. Yaşadığı böyle talihsiz bir takım tartışmalar da Ecem'in bizim gözümüzde biraz böyle eksi puanlar kazanmasına neden oldu. İşte Kaan konusunda özellikle %100 haksızdı yani. Aynı karede olmak istemiyorum vesaire gibi tartışmalar. Hiç olmaması gereken, hiç yakıştıramadığımız tartışmalardı. Şimdi dediğin gibi yani son haftayı mesela biraz daha ses bizde dedik. Bir önceki hafta Ecem hem sakatsın hem çok konuşuyorsun diye eleştirmiştik. Şimdi sakat takıma bir şey katmıyor. Bari olaylara da çok girme değil mi? Onu yaptı bu hafta ve dolayısıyla hemen bir sempati topladı yine bence. Evet. İyi bir yarışmacı. Hafta hafta değişiyor değil mi? Bir yanlışla hemen o yarışmacı bitmiş oluyor ya da çok güzel bir hareket yapıyor. Bir an böyle ne kadar iyi insanmış diyoruz. Hafta hafta ben şey diyorum Survivor'ın son bir ayı tam not ayı yani. Onlarla hatırlanıyor çünkü. Yani İstediğini yap. Üç ay istediğini yap. Ama son ayla akıllarda kalan hep son ay oluyor yani. Ya bak, oraya gelebilseydik. Biz mesela şimdi Bora'yı eleştirdik. Bu hafta eleştirdik. Bora mesela önümüzdeki haftalarda sağduyulu. İki tane hareket yapsın. Bambaşka bir yere gidiyor. Sesini biraz az çıkarsın. Mesela Okay'a yaptığı iyiliği. Okay sonuçta bir iyilik yaptı Bora değil mi? Evet. Hemfikiriz. Sadece onu böyle gözümüze soktuğu için biz eleştirdik. Onu yapmasın. İyilik yapmaya devam etsin. Bunun böyle altını çizmesin. Ondan sonra sağduyulu hareket etsin. Takımı için hareket etsin. Ne bileyim beraberiz diye işte güçsüz insanları yazmamaktan vazgeçsin. Yazsın. O zaman bir anda bir de zaten şimdi birazdan Bora'nın istatistiklerine geleceğim. Bora neredeyse bu hafta az oynamış ama hiç yenilmemiş. Çok başarılı bir yarışmacı. Biz burada eminim ki
Bora'yı öveceğimiz zamanlar da gelecek. Hem de bayağı öveceğiz. Elenmezse. Bu gidişle elenir çünkü. Ama bir anda toparlarsa inanılmaz yerlere gelecek. Dediğin gibi yani Survivor öyle bir şey ki haftadan haftaya değişiyor. Yani borsa gibi, Survivor borsası var yarışmacıların. Gerçekten mesela yükselen yarışmacılar oluyor, alçalan yarışmacılar oluyor. En sonunda o karambolde biri zirveye doğru gidiyor işte. Evet. Peki şöyle bir şey de var. Yani Bora hep bir Okay'a daha fazla yükseliyor. Bunun nedeni ne sizce? Yani mesela diğer tartışmalarda Bora bir laf söylüyor ama sonra geri çekiliyor, susuyor. Okay'da hiçbir zaman sustuğunu görmedim ben. Sessiz olduğu için herhalde sessiz kaldıkça kendini daha haklı görüyor. Daha da yükseliyor olabilir. Bazen biriyle konuşursun. O hiçbir şey demez sana mesela. Daha da yükselirsin. Ama Okay da mesela cevap vermeye başladı. Ne dedi? Ben dedi özür dile teşekkür edeceksem sana değil başkasına etmem lazım falan. Okay da hani az konuşuyor, öz konuşuyor. Çok çok güzel bir şey söyledi Okay ona. Adamlık konusunda. Senin benim adamlığınla ilgili hani bir cümle kurmuştu ya, benim adamlığımı yorumlayacak kadar adam değilsen sus mu? Adamsan öyle bir şey söyledi. Aslında adamsan. O kadar güzel bir şey söyledi ki orada. Mesela onu başkası söylese biz böyle ooo nasıl laf söyledi deriz. Ama Okay sakince, efendice söyledi bunu. Aslında aynı şeyi söyledi baktığımız zaman. Hani sen de benim adamlığımı yorumlayacak kadar adamsan gibi bir cümle kurdu. Ama ben bunu şöyle düşünüyorum. İnsanlar, bazı insanlar karşısındaki insan daha sessiz kalırsa ya çok yüklendim hissine kapılıp susabilir. Ama eğer çok sessiz diye daha farklı bir hisse kapılırsa ooo zaten susuyor, ben biraz daha yükleneyim, daha haklı görünürüm. Bu karakter meselesi. Bora'nın karakteri de böyle olabilir. Yüklendiği zaman sessiz olana daha çok yükleneyim hissine kapılabilir. Okay'dan dolayı da değil aslında yani. Evet. Peki İhsan bir şey soracağım sana. Biraz önce dedin ki Bora elenir dedin. Şimdi Bora Hikmetler'in A takımında. Hikmetler'in yanında. A takımında. Ya ön koltukta. Ha, ön koltukta. Ön koltukta. Daha oturanlardan sonra. En azından arabanın içinde değil. Evet. Arabanın içinde aynı. Yani daha onun zamanı. Bagajda falan değil. Evet. Daha onun zamanı yok mudur? O hiç belli olmaz. Hayır şimdi işte bak mesela yani daha zamanı var yok da bu hafta aday oldu mesela. Şimdi normalde işte Survivor'ın güzelliği de o. Oyun kuralları öyle değişik ki sen oradaki en kalabalık grupta olabilirsin. O grubu yönetiyor da olabilirsin. Ama bir kişi karşıdan dokunulmazlığı kazanır ve seni tak diye hak etmediğin halde oraya çıkarabilir. Yani Okay'ın yaptığı aslında müthiş bir mesaj bir yerde de. Yani siz bu kadar oynaşmayın. Ben sizi bir anda bu potaya siz kimi sokarsanız onun karşısında sizin en kralınızı sokarım demek istedi. Yani güzel bir mesaj verdi gruba. Çünkü hani Boralarda şöyle bir psikoloji vardı eminim ben. Hikmet'te de var, şu an Seda'da da var. Biz bu takıma sayılar kazandırıyoruz. Evet. Bu takımın ileri gelenleriyiz. Grubun da önde gelenleriyiz. Biz istediğimizi yazarız. Onlar da yazsa yazsa zaten bizim bagajdaki oyuncularımızdan yazarlar gibi düşünüyorlardı. Hiç alakası yok. Bir anda en kare astaki adamı... Düşünsenize potayı. Yine Atakan'ı yazdılar. Sayı çokluğuyla Atakan çıktı. Ondan sonra kendi işlerinden Melisa'ya da Büşra'ya kıyamadılar. Bir de yanına karşıdan birini koydular. Bu taraftan da atıyorum Yusuf aldı. Bora'yı koydu. Bunu dün konuşmuştuk Sema. Ben yoktum. Buradaydın ya. Farkında mısın? O ben değilim. Bir şey söyleyeceğim. Sen Yusuf'un Bora'yı koyacağını düşünüyor musun potaya? Kızlardan birini koyabilir. Bence bir şey başlatabilir. Koyabilir. Yani bence de olması gereken o da. Eğer bunca şeyde sen Atakan'ı yazıyorsan, hala güçsüz kızları yazmıyorsan, karşı taraftaki kızlar barut gibi oldu zaten. Gelenler gidenler oldu. Hala bunu yapmıyorsan, Yusuf burada Bora dediği zaman hiç kimse çıkıp da Yusuf'a sen takım düşünmüyorsun asla demeye hakkı yok. Ama şöyle bir şey de olacak o zaman. İnatlaşma olacak. Sen